geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün Prada markanın rafya iple örmüş olduğu çantayı metalik iple ördüm ve kendi üçgen logosu yok, sadece file çanta halinde örmek istedim arkadaşlar. Metalik iple olduğu için çok fazla istendi. Ben de sizden gelen yoğun talepler üzerine bu çantanın videosunu çekmeye karar verdim. Siz de metalik ip, supra ip, kağıt ip, rafya ip, istediğiniz iplerle, polyester, pamuk, makrome, istediğiniz iplerle bu çantayı örebilirsiniz. Evet, çantamı masama aldım. Şimdi hızlı bir şekilde ölçülerinden de hemen bahsetmek istiyorum. Şöyle ağız kısmı, en geniş kısmından ölçtüğüm zaman genişliği 43 santim. Şöyle yüksekliği tabanına kadar ölçtüğüm zaman 28 santim. Tabanının da ölçüsünü vereyim. Tabanının genişliği 25 santim. Şu şekilde yüksekliği de 15 santim arkadaşlar. Sap aralığını da vereyim, tüm merak ettiklerinizi burada vermiş olayım. Şöyle sap aralığının genişliği şu şekilde, bakın 19 santim ve sapının uzunluğuysa, sadece şurayı ölçüyorum, 28 santim uzunluğunda. Şimdi çantamızın boyutu oldukça ideal. Plajda da kullanabilirsiniz veya günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Bahsettiğim gibi bütün renklerle güzel olacaktır. Yine YouTube kanalımda bir tane daha metalik ipten örmüş olduğum file çanta videosu var. Onun içini torbalı yaptık. Yine Astar videosunda yayınladım onu da. Yine metalik iplerle yapmış olduğum burslu çantalar da var. Onlara da göz atabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdi çantamızın yapılışına geçelim. Kullanmış olduğum malzemelerden bahsetmek istiyorum. Supra ip veya benim gibi metalik iplerle ilerleyecek olanlar için veya metalik rafya iple örecek olanlar için 2.75 mm'lik bu şekilde tığ numarası kullanabilirsiniz. 2 mm ve üzeri polyester makrome, pamuk makrome, kağıt ip, rafya ip gibi ipler kullanacak olanlar için 3 veya 3.5 mm'lik tığla örmesini tavsiye ediyorum. Şöyle kullanmış olduğum ipler 250 gram ağırlığında, bakın Sensi markasına ait bükümlü metalik ipinden kullanacağım. Ben açık gold rengiyle örmeyi tercih ettim. Bakın 250 gramlık ipimden bu kadar bir ipiniz artıyor arkadaşlar. Hemen ben Sensi markasının web sitesinin linkine videonun açıklama kısmına da bırakıyor olacağım. Linki tıklayarak istediğiniz renk seçeneklerine siz de ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın, ben bu şekilde supra ipimi aldım. Tabanımı örerek çantamıza başlayacağız şu taban kısmına. Metalik iple göstermiyorum taban ve gövde kısmını. Çünkü daha net, daha anlaşılır olması adına bu ipimle devam edeceğim. Siz de istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Şimdi bakın, kısa olan kısmı alta katlıyorum. Şöyle ipimin halkamın içinden tığımı geçirdim ve bir tane ilmek çıkardım, sıktım. Şimdi burada belli bir uzunluğa kadar zincir çekip geleceğim. Eğer metalik iple örüyorsanız sıkı zincir çekmenizi tavsiye ederim. Daha sonra ütülediğiniz zaman bakın böyle muazzam bir çanta tabanı oluyor. Ama farklı iplerde örüyorsanız, polyester, pamuk, makrome, kağıt ip, rafya ip veya benim gibi supra iple başlıyorsanız mutlaka geniş geniş yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde sık iğnelerde geniş, yine zincirlerde geniş olması çok daha iyi olacaktır. Çünkü metalik ip dışındaki bir iple yapıyorsanız tabanınızın geniş olması demek, filelere daha uyumlu bir taban olması demek. Metalik ipte bu sırıtmayacaktır. Sıkı bir taban daha güzel olacaktır. Ama diğer iplerle sıkı bir taban yaparsanız file kısmına geçtiğiniz zaman bir bombe olacaktır. Yani tabanla gövde arasında uyum olmayacaktır. Şimdi bu şekilde arkadaşlar 22 tane zincir çekip geleceğim. 22 tane zincirimi çektikten sonra hemen sonuncuyu atlıyorum. Bir yanındakinin içine batarak bir tane sık iğne yaptım. Hemen aynı noktaya bir tane daha yapıyorsunuz. Bu şekilde 2 tane sık iğne yaptık. Ve şimdi her birine birer tane batarak sıramın sonuna doğru devam ediyorum. Bu şekilde. Sıramın sonuna kadar geldim. Son bir tane batma noktam kaldı. Bakın onun da içine şöyle elimi çok sıkı tutmadan bir tane sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum yine elimi sıkmadan ve bir tane daha. 3 tane elinizi sıkmadan sık iğne yapıyorsunuz. Buranın bu şekilde rahat bir şekilde dönmesi gerekiyor ki tabanınızda kasma veya yamukluk olmasın. Şimdi bu başta fazla kalan ipimi de arkadaşlar
örgümün içindeki izleyeceğim. Şimdi artık her birine birer tane batarak tekrardan sıramın sonuna doğru ilerliyorum bu şekilde. Sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle en başta bakın 1 ve 2 tane sık iğne yapmıştık son noktaya. İlk noktaya diyelim. Şimdi aynı noktaya ben bir tane daha yapıyorum. 3 tane sık iğne oldu. Tıpkı buradaki gibi 3 tane sık iğnemiz oldu. Sıramızı bitirdik birinci sırayı. Şimdi ikinci sıraya geçerken hiçbir şekilde kaydırma vesaire yapmayacağız. Şu görmüş olduğunuz en başta yaptığımız ilk sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yaptım ve bir sıraya geçmiş bulundum. Burada hemen tel tokamı çıkarıyorum ben. İlk yaptığım noktanın sık iğnenin tepesine taktım. Burası benim başlangıç ve bitiş noktam her zaman. Şimdi aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Bakın bir ve iki tane yaptım. Şimdi üçüncü sık iğnenin tepesine de iki tane yapıyorum. Şimdi burada ne yaptık? Kafa karışıklığı oluşmasın. Son noktaya bir tane sık iğne yaptık. Toplamda altta üç tane olmuş oldu. Sonra hemen ortadaki sık iğne, yani alttaki ortadaki sık iğnenin tepesine 2 ve kenardakinin tepesine 2 yaptık. 2, 2 tane, toplam 4 tane sık iğne oldu o köşede. Şimdi her birine birer tane batarak tekrar sıramın sonuna doğru devam ediyorum bu şekilde. Şimdi tabanımın dönme noktasına geldim. Bakın burada birincinin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi şöyle karıştırmamak adına bakın birincinin tepesine tel toka takıyorum. Artırma noktalarını karıştırmayalım. Ve hemen ortadakine de iki tane yapıyorum. Ve hemen üçüncünün de tepesine iki tane sık iğne yapıyorum. Yani bu tam dönme noktasında altta üç tane sık iğne vardı. Hepsinin üzerine ikişer tane sık iğne yaptık. Artırmamızı bitirdik. Şu sonuncunun da tepesine takalım. Bura benim artırma noktalarımın olduğu ara kısım. Şimdi tekrardan sıramın sonuna kadar, yani başlangıç noktasına kadar birer tane batıp geleceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Burada 4 tane en başta, biliyorsunuz 2 tane 2 tane yapmıştık. Aslında birinci sık iğnem, yani buradaki üçlünün birincisi sıranın sonuna kalmıştı. Şimdi yani tokadan hemen bir önceki noktaya 2 tane sık iğne yapıyorsunuz. Şimdi 2 tane sık iğne yaptım. 2, 4, 6. Tıpkı buradaki gibi 6 tane sık iğne yan yana gelmiş oldu. Şimdi sıramızı bitirmiş bulunmaktayız. Tokamı çıkarıyorum. Tokamı çıkardığım noktaya bir tane çift yapıyorum. Şimdi birinciyi yaptım. Bu arada başlangıç ve bitişi karıştırmamanız adına şöyle başka bir şeyle, çengelli iğneyle bunu da kullanmayı hiç sevmiyorum. Kolay gelmiyor bana. Bu burada tepesine bunu takıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin şöyle. Burası başlangıç ve bitiş olduğu için karıştırmamak adına, hani diğer yerlerle karıştırmayın diye. İki tane yaptım aynı noktaya. Bakın bir tane daha yaptım. Şimdi sırada tek yapıyorum. Ve sıradakine çift yapıyorum. Bir. İki. Şimdi bir tane çift burada yaptım. Yeni başladığım sırada bir tane de burada yaptım aslında. Ve şu an artık tabanımın diğer ucuna kadar hepsine birer tane batarak devam edeceğim sıramın sonuna kadar. Şimdi tabanımın dönme noktasına kadar geldim. Burada tokamı çıkarıyorum. Arkadaşlar buralar benim artırmamın başladığı yerler. Sıkışmış sanırım. Evet, çıkardım. Şimdi burada bir tane çiftimin ilki var. Hiç bu şekilde kafa karışıklığı yapmayacağım. Tokamın olduğu yere arkadaşlar bir tane tek yapıyorum. Ve tokayı takıyorum. Bir tane tekle başladım. Şimdi diğerine bir tane daha tek. Ve sıradakine çift yapıyorum. Ve sıradakine tek yapıyorum. Şimdi bakın bir tane tek, bir tane daha tek, bir tane çift. Şimdi bir tane tek yaptık. Sırada bir tane çift yapıyoruz. Ve tokamın olduğu noktaya çıkarıyorum. Buraya da tek yapıyorum. Şimdi hemen nasıl başlayıp bitirdiğimizi tekrar söyleyelim. Şimdi arkadaşlar iki tane tekle başladım. Bir tane çift yaptım. Bir tane tek yaptım. Bir tane çift. Sonra devamı tek.
Bu şekilde şimdi tekrardan sıramın sonuna kadar, yani başlangıç noktasına kadar birer tane batarak ilerliyorum. Başlangıç noktasına kadar geldim. Burada hemen başlangıçtan önce bir tane çift yapmıştım. Onlara da birer tane batıyoruz. 1 ve 2. Şimdi bu çengelli iğnemi çıkarıyorum. İğnemin olduğu noktaya arkadaşlar bir tane sık iğne yaptım ve tekrardan takacağım aynı noktaya. Bunu hep taşımaya devam edeceğim tabanım bitene kadar. Şimdi oraya bir tane sık iğne yaptım, tokamı taktım ve aynı noktaya bir tane daha. Buraya bir tane çift yapmış olduk. Ve şimdi iki tane tek yapıyorsunuz. 1 ve 2. İşte sıradakine bir tane çift yapıyorsunuz. Ve sıradakine tek yapıyorsunuz. Artık artırma yok. Bu şekilde tabanımın diğer ucuna kadar ilerleyeceğim. Bakın ne yaptık? Bir burada artırma yaptık. Bir tane çift yaptık tokamla birlikte. Sonra iki tek yaptık. Bir çift, gerisi hep tek. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi dönme noktama kadar geldim. Şu tokamızı çıkaralım. Şimdi sırada tokamın boyası mı kaldı? Eyvah. Neyse, görünmeyecek. Şimdi tokamı çıkardığım yere bir tane tek yapıyorum. Şimdi bakın tekrar bir tane daha tek. İki tane tekle başladım. Tokam şuradaydı. Şimdi tokayı şuralara takalım artık, kafa karışıklığı olmasın. Bakın bir tane çifte geldim. İki tek yaptım. Çiftin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi çiftin ilk noktasına artırmayı yapıyorum bakın. Alttaki çiftin ilk noktasına artırma yaptım. O yüzden biz de ne yapalım biliyor musunuz? Böyle artırma yaptığımız noktanın ilk sık iğnesine tokamızı takalım her sırada. Çünkü artık bizim bu çiftlerle işimiz var. Şimdi bakın altta ikili vardı. Biz onun ilkine iki tane sık iğne yaptık. Artırma yaptık. Şimdi birer tane batarak ilerliyoruz. İki tane de tek yaptım. Sırada bakın burada da bir tane çift var. Onun da ilkine iki tane sık iğne yapıyorum. Ve tokamı ne yapacağım? Çıkarıp o çiftin ilkine takacağım. Şöyle. Bu şekilde. Yani altta görmüş olduğunuz iki tane artırma noktası vardı. Onların ilkine çift yapıyoruz. Gerisi tek. Ve sonra hepsine birer tane batarak devam ediyorum. Bitişe doğru gidiyorum. Çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar geldim. Şöyle bakın, iğnemin olduğu kısım bir tane çift var. Orada ilkinde iğnem takılı. Burası hem başlangıç hem bitiş noktam. Ama ne yaptım karşı tabanda? Çiftin ilkine çift yaptım, değil mi? Ben de buraya o şekilde başlayacağım. Bakın altta çift var. İlkine birinciyi yaptım. Tokamı tekrar takıyorum. Şimdi tekrardan bir tane daha aynı noktaya. Bakın şöyle net gözükmesi açısından bir tane daha yaptım. Sonra birer tane ilerliyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Ve burada ne var? 1, 2. Aynı noktaya batmış 2 tane sık iğnem. Çiftim var. İlkine 2 tane batacağım. Ama birinciyi battıktan sonra ne yapıyorum? Toka takıyorum tepesine. Taktım ve aynı noktaya bir tane daha. Yani buradaki mantık, şu an çiftin ilkine çift yapıyorsunuz. Hep bu şekilde ilerliyor. Gerisi tek. Tek olarak tabanımın karşısına kadar bu şekilde dümdüz devam ediyorum arkadaşlar. Evet, tabanımın dönme noktasına kadar geldim. Bakın ne yapmıştık? Çiftlerin olduğu ilk noktaya tel toku takmıştık. Şimdi bu çiftin ilkine, ilk sık iğnesine ben çift yapıyorum tekrar. Ve ne yapıyorum? Birinciye, çiftin birincisine tokamı takıyorum. Çünkü orası bana lazım. Tekrar tokamın olduğu noktaya kadar ilerliyorum. Yani çiftin olduğu yere kadar. Birer tane. Yani arada şu an ne yaptım? Çift yaptım. 1, 2, 3 tane de tek yapmış oldum. Tokamı çıkarıyorum. O da çiftin ilkinin tepesindeydi. Ve buraya da 2 tane yapıyorum. 1, 2. Ne yapıyorum? Birincisine şöyle tokamı taktım. Şimdi tekrardan çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar
Devam ediyorum birer tane. Çengelde iğnemin olduğu noktaya kadar geldim. Bakın çiftin ilkinde çengelde iğnem var. Burası hem başlangıç hem bitiş noktam hem de çifte gelen ilk noktam. Şimdi bakın tekrardan ne yapıyorum? İki tane sık iğne var. Aynı noktada birincinin tepesine bir tane yaptım. İğnemi takıyorum. Bir tane yaptım birincinin tepesine ve bir tane daha yapıyorum. Buraya bir tane çift yaptım. Şimdi tokamın olduğu yere kadar teklerle ilerliyorum. 1 2 3 4 tane tek tek geldi. Tokamı çıkarıyorum. Burada ne var? Bir tane çift var. Bakın. Birincisine ne yapıyorum? Yine 2 tane sık iğne. Birincisine 2 tane sık iğne yaptım ve yine birincisinin tepesine tokamı taktım. Şimdi tekrardan her birine birer tane olacak şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Dönme noktasına kadar şöyle çukurlaşma olacak tabanınızda. Bu gayet normal bir görüntü. Metalik iple yapıyorsanız sürekli elinizle esnetme yapın. Eli tüsü yapın. Metalik ipi zaten dümdüz ütüleyeceğimiz için o metalik ipte düz bir yapıya ihtiyacımız var. Bu iplerle veya kağıt iple, pamuk makrome, polyester makrome veya benim gibi supra iple yapanlar esnetmeye ihtiyaçları yok. Eli tüsü yapması yeterli olacaktır. Çünkü istediğimiz taban zaten bu şekilde çukur bir taban. Şimdi sıramın sonuna kadar devam edelim. Tokamın olduğu noktaya kadar geldim. Tokamı çıkarıyorum ve çiftin ilkine 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar birincisine takalım. Ve arada yine bakın her birine birer tane yani 4 tane tek kalmış oluyor arada. 2 3 ve 4. Tokamın yani çiftin ilkine geldim arkadaşlar. Buraya ne yapıyorum? Yine çift yapıyorum. İlkine 1 2 ve çiftin ilkine tekrardan tokamı takıyorum. Ve yine çengelli tokamın olduğu noktaya kadar her birine birer tane batarak ilerliyorum. Sıram hep bu şekilde çiftin ilkine çift batarak ilerlemeyecek. Değişiklikler olacak. O yüzden mutlaka izlemeye devam edin. Çengelli iğnenin olduğu yere kadar birer tane batarak gidiyorum. Çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar geldim. Şimdi burada farklı bir artırma noktasına geçeceğiz. Tokamı çıkarıyorum iğnemi. Şimdi burada bakın çift var değil mi? Bir tane. Şimdi birinciye bir tane yapıyoruz çiftin. İkinciye de bir tane yapıyoruz. Şimdi o tokamızın olduğu yeri de kaybetmeyelim bu arada. Onu da takalım. Şimdiye kadar ne yaptık? Hep çiftin ilkine çift yaparak şu şekilde bir iki tane artırma noktasıyla devam ettik. Ama tabanın bu sefer hep bu tarafa doğru büyümeye devam edecek. Yamuk bir taban olacak. O yüzden artırma noktasını artık birkaç sıra farklı yerlere yapmam lazım. Şimdi altta çift vardı. Onlara birer tane, her birine birer tane batarak devam ettim. Şimdi çiftleri atladım. Çiftin bittiği yerden sonraki ilk noktaya çift yapıyorsunuz. Sıram belli bir noktaya kadar bu şekilde ilerleyecek. Şimdi arada tekrar tek kaç tane? 1 2 3. Şimdi bakın çiftin olduğu yere geldim tekrardan. Tokamızı çıkaralım. Bakın 3 tane oldu. Çifti geçiyorum. 4 ve tekrardan 5. Çifti geçtim. Ve geçtikten sonra hemen buradaki gibi geçtikten sonraki ilk sık iğneye çift yapıyorum. Şimdi burada tekrardan çiftin ilkine şöyle tokanınızı çiftin olduğu yer belli olsun diye takabilirsiniz. Ve sonra tekrardan ne yapıyorum? Her birine birer tane batarak karşıya doğru devam ediyorum. Şimdi buradaki amaç bakın yapmanız gereken şey alttaki çifti gördükten sonra oraların üzerine tek yapıyorsunuz. Alttaki çift bittikten sonra hemen yanındaki noktaya bu şekilde çift yapıyorsunuz. Bakın çiftim şuradaydı. Hemen orayı bitirdim ve yanındaki tekli sık iğneye çift yaptım. Sıramın sonuna kadar böyle devam edeceğim. Şimdi dönme noktasına kadar geldim. Bakın burada ne yaptık? Şöyle tokamın olduğu yere kadar geleyim. Çift var karşımda. Tokamı çıkarıyorum. Ne yapıyordum? Çifte atlıyordum. 1 ve 2. O çifti atlamam lazım.
Hemen yanındaki tekli sık iğnenin tepesine iki tane yapıyorum. Bir, iki. Çiftin olduğu yer belli olması amacıyla yine tekrardan tokamızı takıyorum. Karıştırıyorum diyenler tokayı takabilirler. Şimdi tekrardan arkadaşlar bakın. Bir, iki, üç. Tokamın olduğu yerde çift var. Çıkarıyorum. Onlara da tek yapmam lazım değil mi? Dört tek ve beş tek. Bakın çifti atladım burada. Beş tekli. Şimdi sıradaki teklinin üstüne bir, iki. Bir tane çift yaptım. Yani artırmaya gittikçe bu tarafa doğru kaydırmaya çalışıyorum. Şimdi ne yapacağım? Hepsine birer tane yaparak çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar geleceğim. Çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar geldim. Bakın burada iki tane tekle başlamışız. Çengelli iğnem tek olan noktaya denk gelmiş. Başlangıç ve bitiş noktam. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum ve çengelli iğnemi tekrardan takıyorum. Şimdi tekrardan bakın bir tane daha yaptım ve burada bir tane çift var. Oralara da tek atlıyorum. Bir ve iki. Çift atladıktan sonraki ilk tekli sık iğnenin tepesine çift yapıyordum artık değil mi? Burada da çift yapıyorum. Şimdi bu çiftin olduğu yere de şöyle karıştırmamak adına toka takabilirsiniz. Çünkü başlangıç ve bitiş noktamla çiftin olduğu noktalar farklı şeyler. Şimdi tekrardan bakın. Burada bir tane çift yapmışım. Onu atlayana kadar tekli sık iğneler yapacağım. Yani 1, 2, 3, 4. Tokamı çıkarıyorum. Çifte geldim. 5 ve 6 tane sık iğne yaparak çifte atladım arkadaşlar. Tokamı da şimdi bakın çifte atladım. Sıradaki çiftten sonraki gelen ilk teke bir üst sırada çift yapıyorum. Ve çiftin ilkine takalım tekrardan. Şimdi ne yapacağım? Tekrardan tabanımın karşısına kadar birer tane batarak ilerleyeceğim. Şimdi tabanımın karşı tarafına doğru geldim. Bakın burada çift vardı. Oraya kadar ilerledim. Tokamı çıkarıyorum. Çift gördüğüm yere ne yapacağım? Tek yaparak çifti atlayacağım. Ve çiftten sonraki teklinin tepesine iki tane. Tekrardan. Burada çiftin belirgin olması için tokamı takıyorum. Ve tekrar şimdi ne yapacağım? Diğer çifte geçene kadar tekli. Bir, iki, üç, dört. Çiftlinin olduğu yere kadar geldim. Çıkarıyorum. Beş ve altı tane sık iğne ile çifti atladım. Ve şimdi ne yapacağım? Tekrardan sıradaki teklinin tepesine iki tane sık iğne ve tokamızı takalım. Şimdi tekrardan sıramın sonuna kadar çengelli iğnemin olduğu yere kadar birer tane devam ediyorum. Şimdi çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar geldim. Bu aşamadan sonra artırma sıramız tekrar değişecek. Çengelli iğnemi çıkarıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan bir üst sırada aynı noktaya takıyorum. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Bakın tel tokamın olduğu yer çiftin olduğu yerde. Oraya kadar ilerliyorum. 1, 2, 3. Çengelli iğnemle 4 tane arkadaşlar tekli sık iğne yapmış oldum. Şimdi tokamı çıkarıyorum. Çiftin olduğu yerin ilkine bu sefer tekrardan buna geçtik. İlkine bir tane çift yapıyorum. Tekrar çiftin olduğu yeri işaretleyeyim. Şimdi arada 1, 2, 3 tane tek var. 3 tekten sonra tekrar bir çift yapıyorum. Bir tane çift yaptım. Onu da işaretleyelim şöyle. Yani 2 tane artırma noktam 3'e çıktı. Şimdi tekrardan tekrardan tel tokamın olduğu noktadaki çifte kadar ilerliyorum. Şimdi çiftin olduğu noktaya kadar geldim. Tokamı çıkarıyorum. Çiftin ilkine tekrardan çift yapıyorum. Şimdi burada çiftin ilkine çift yaptım ve sonra arada 3 sık iğne, tekrar çift, 3 sık iğne ve tekrar çift yapmış oldum aslında. Ve tek.
Şimdi çiftini itkine de şöyle tel tokamı takayım. Şimdi bu şekilde tekrardan her birine tek yaparak tabanımın karşı tarafına doğru ilerliyorum. Şimdi tabanımın dönme noktasına kadar geldim. Şöyle bir çukurlaşma olacak. Bakın bu çok normal. Tekrar burada çift vardı. Bakın tokamı çıkarıyorum. İlkine 2 tane sık iğne. 1, 2 ve tokamı takıyorum. Burada ne yaptıysam aynısını burada da yapacağım. Çiftin ilkine çift yaptım ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 3 tane tekten sonra ne yapıyorduk? Tekrar çift yapmıştım karşıda. Şimdi buraya da bir toka takalım. Unutmamak, karıştırmamak adına bir tane çift ekledik buraya. Tekrardan 3 tane tek. 1, 2 ve 3. Şimdi çiftin olduğu yere kadar geldim. Buraya da çift yapıyorum. 1 ve 2. Ve çiftin ilkine hemen tokamı takıyorum. Ve şimdi tekrardan çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar birer tane batarak ilerliyorum. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Çengelli iğnemin olduğu sık iğneden buraya kadar saydığınız zaman toplamda 80 tane sık iğnenizin olması gerekiyor. Ben bu sayıyı biraz daha büyütüp 96'ya tamamlayacağım sık iğne sayımı. Sık iğne sayım önemli. Neden? Çantayı daha sonra iki eşit parçaya böleceğimiz için, dört eşit parçaya pardon, böleceğimiz için buradaki çift sayı benim için önemli. Şimdi çengelli iğnemi çıkarıyorum. Yani sık iğne sayılarınız önemli. Çengelli iğnemin olduğu yere bir tane sık iğne yaptım ve iğnemi taktım. Şimdi burada da 4 taneye çıkaracağız artırma sıramızı. Ve birincinin çengelli iğneden sonraki ilk sık iğnenin tepesine 2 tane yapıyorum. 2. Şimdi buraya da tel tokamı takayım. Sırada arkadaşlar şuradaki çiftimi atlayana kadar sık iğne yapacağım. Yani kaç tane? 1, 2, 3, 4. 4 tane tekliyle bakın çifte atladım. Sıradakine çift yapıyorum. 2. Tokamı takayım. Tekrardan arkadaşlar şuradaki çiftimi atlayana kadar yani 1, 2, 3, 4 tane teke dek gelmiş oldu yine ve bir tane çift yapıyorum sıradakine 1 ve 2 ve tokamı takıyorum. Şimdi tekrardan ne yapıyorum? Yine buradaki çifti de atlayana kadar birer tane devam ediyorum. 1, 2, bakın çifte geldim. 3 ve 4 tane yaptım. Şimdi sıradakine çift yapıyorum. 1 ve 2. Buraya da bir tane taktım. Şimdi 2 tane artırma noktamız vardı belli bir yere kadar. Şimdi 3 olmuştu altta ve sırada 4 oldu arkadaşlar. 4'ün üzerine çıkmayacağız. Sırada birer tane yaparak tokamın olduğu noktanın hemen 5 tane sık iğne gerisine yani şuraya kadar gelelim. Şimdi tokamın olduğu noktaya kadar geldim. Burada bir tane çiftim vardı. Şimdi bakın çiftime 1, 2, 3 tane sık iğne kala bekledim. Şimdi burada ilkine çift yapıyorum. Tokamızı alalım. Şimdi tokamız da çoğaldı ama ben bu genelde çift tek diye konuşurken karıştıranlar ve tabanda çok zorlananlar için bu tokaları kullanıyorum ki rahatlık olsun size benimle aynı şekilde devam edebilin diye. Şimdi bir tane çift yaptım. Arada bakın 1, 2, 3, 4 tane çift de dahil tek yapmam gerekiyor. Aynı buradaki gibi 4 tek 1 çift, 4 tek 1 çift. O yüzden bu çifte 2 tane tek kala durup başına çift yapmanız gerekiyor. Ve şimdi çift atlayana kadar tek yapıyorum. Şu tokamızı bir çıkaralım. 1, 2, bakın çifte geldim. 3 ve 4 tek. Şimdi tekrardan yanındakine çift.
2. İşaretleyelim. Tokamızı çıkaralım. 4 tane tek çifte geçene kadar. 1, 2, bakın çifte geldim. 3, 4 tek. Tekrardan sıradakine 1 çift. 1, 2. Tokamızı takalım. Ve sıradakini çıkarıyorum. Yine 1, 2, çifte geldim. 3, 4. Ne yapıyorum? Bir tane buraya çift yapıyorum. 1, 2 ve tokamızı takalım. Şimdi tekrardan arkadaşlar çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar birer tane yapıyorum. Şimdi tekrar çengelli iğnemin olduğu noktaya kadar geldim. Çıkarıyorum iğnemi. Ve buraya bir tane sık iğne. Tekrardan iğnemi takıyorum. Şimdi çengelli iğnemden sonra hemen çift geliyordu bakın. Tekrardan buraya atlıyorum. 1, 2 tane çiftimi atlıyorum. Artık toka kullanmama gerek yok bu arada. Sadece başlangıç bitiş noktam olsa yeterli. Şimdi çifti 2 tane tekle atladım. Hemen yanındaki tekin üstüne çift yapıyorum. Yine alt sıranın aynısını yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Şimdi şu çifti atlamam lazım. 4, 5 tane tekle atladım. Ve tekrardan sıradaki yere bir çift yapıyorum. 1, 2. Şimdi şu tokamızı çıkaralım. Tekrardan 1 çift atlayana kadar 2, 3, 4. Bakın çift atlıyorum. 5 tane ile bakın şurayı atladım. Ve sıradakine 2 tane. 1, 2. Tekrardan 1, 2, 3, tokamı çıkarıyorum, 4 ve 5 tane ile şuradaki çifti atladım ve tekrardan sıradakine 1 çift. Bu şekilde ne yaptım yani? Her bir çifti çift olan yeri atladıktan sonra çifti yapıyorum sıradaki tekin üstüne. Şimdi tekrardan sıramın sonuna kadar karşı tabana kadar ilerliyorum birer tane. Tokamın olduğu noktaya kadar yani çiftin oraya kadar geldim. Tokamı çıkarıyorum. Bu çifti atlayacağım. 1, 2. Atladıktan sonra yanındaki teke çift yapıyorum. Ve şimdi tokamı çıkarayım. 1, 2, 3, pardon burada bir tane nokta atladım. Bakın siz de dikkat edin. Şuraya atlamışım, şuraya batmışım. 1, 2, 3, çift tek geldi. 4 ve 5. Çifte atladım ve yanındakine çift yapıyorum. 1, 2. Tekrardan 1, 2, 3, tokamı çıkarayım. Bakın çift tek geldi. 4, 5 tekle atladım. Ve sıradakine çift. Şimdi tokamı çıkarıyorum. 5 tek yapmalıyım. 1, 2, 3, çifte atlıyorum şu an 4 ve 5. Buraya da bir çift yapıyorum. Artık artırma sıramız bitti. Şimdi başlangıç sırasına kadar birer tane örüp geliyorsunuz. Şimdi bakın başlangıç noktasına kadar geldim. Şu şekilde bir tabanım olacak. Şöyle biraz çukur bir taban. Şöyle katladığınız zaman böyle bir görüntüsü olması gerekiyor. Artırma sıramızı bitirdik. Toplamda baştan sona saydığınız zaman 96 tane ilmeğinizin olması gerekiyor. Hemen şöyle ben size katlanmış bir şekilde hatta şöyle açalım.
Tabanımın ölçüsünü verdiğim zaman genişlik 20,5 santim yapıyor. Uzunluk. Şöyle genişlik ise 11,5 santim yapıyor. Şimdi supra ipim de bu şekilde. Hemen metalik ipimi getiriyorum. Bakın metalik çanta tabanımı ölçtüğüm zaman 25 santim genişliğe kadar çantamı büyütmüşüm, uzunluğa kadar. Şöyle yükseklik ise ölçtüğüm zaman 15 santim. Şimdi bu şekilde oval bir taban elde ettim metalik ipimle. Tabii ki şu an vermiş olduğum tekniklerle bu şekilde dümdüz gözükmeyecek. Ütülediğiniz zaman bakın böyle bir tabanınız olacak. Şimdi ben bu çantam için artırma noktamı bitirdikten sonra 96 tane ilmeğimi bitirdikten sonra toplamda 3 sıra hiçbir şekilde artırma yapmadan şu 3 sıramı her birine birer tane batarak devam ettim arkadaşlar. Şimdi metalik iple örenler bu şekilde 3 sıra birer tane her birine batarak 3 sıra yapıp gelsinler. Başlangıç ve bitiş noktamı kaybetmeyeceğim. Kesinlikle taşımaya devam edeceğim. 3 sıra hiçbir artırma yapmadan sık iğnelerimizi yaptık ve buharlı ütüyle güzelce ütüledik. Mutlaka öncesinde file kısmına geçmeden önce ütülemeniz gerekiyor. Şimdi sırada şu file kısmına geçelim. Şöyle tabanımı alıyorum. Bu arada burada artırma yapmadım. Artırma yapmadan göstermeye devam edeceğim. Onu size bıraktım. Tekrardan artırmasız 3 sık iğne sırası yaptıktan sonra hemen şu bakın çengelli iğnemin olmuş olduğu noktaya batarak kaydırmayla sıramı kapatıyorum arkadaşlar. Ve burada 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Ve tığımın başına doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki sık iğneye ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tığımın başına doladım. Hemen yanındakine ikili trabzan. Bu şekilde bütün sıramı bitirip geleceğim. Altta hiçbir şekilde sık iğne atlamıyorum. Her ikili trabzanın arasında bir tane zincir olacak mutlaka. Sıramın sonuna kadar geldim. Bakın şöyle bir görüntüsü oluştu. En başta 4 tane zincir çekmiştim. Şimdi son trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Ve şuradaki kafese boşluğa batarak şöyle ilmeğimi çıkardım. Kaydırmayla sıramı birleştirdim. Bitirdim. Burada tekrardan 4 tane zincir çekiyorum. 3, 4. Tığımın başına doladım. Ve hemen yanındaki dörtlü zincirimin yanındaki trabzanın tepesine batarak İkili trabzan. Tekrar bir zincir. Tığımın başına doladım. Hemen yanındakine batarak ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar çantamın gövdesi artık sadece bu modelden ibaret. Arada bir zincir ve altta trabzan atlamadan her birinin tepesine birer tane batıyorsunuz. Şöyle bir görüntüsü oluşacak. Şimdi şu kafeslerin birkaç sıra ilerleyene kadar hep açılmaya devam edecek. Hani çantamın gövdesi yukarıya dönmüyor, bir sıkıntı var diye düşünmeyin. Bu çok normal. Yani 3-4 sıradan sonra artık çantanın gövdesi yukarıya doğru dönmeye başlayacak. Ben toplamda 21 tane sıra olmak üzere bu şekilde ikili trabzan sırası yaptım geldim. Şimdi onun ölçüsünü de vereceğim hemen size. Şimdi bir sonraki sırayı bitirdiğiniz zaman her zaman üst sıraya geçerken bakın şuraya son noktaya ikili trabzanınızı yapıyorsunuz. Bir zincir çekip yine aynı şu an yaptığımız gibi içine batarak kaydırma işlemiyle sıranızı kapatıp 4 tane zincirle tekrar devam ediyorsunuz. Bütün sıranız arkadaşlar herhangi bir fark yok. Artırma, eksiltme yok. Her zaman kaydırma işlemiyle bitirip 4 zincir çekip hemen yanına ikili trabzan. Araya bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Bütün sıramız bu şekilde devam edecek. Belli bir uzunluğa kadar örüp geleceğim. Bakın toplamda 21 sıra ben
Kafesimi ördüm arkadaşlar. Siz isterseniz bu sırayı daha fazla da yapabilirsiniz. Eğer santimlerimiz tutmazsa, aynı ölçüyü istiyorsanız birkaç sıra daha devam ettirebilirsiniz. Şöyle ölçtüğüm zaman ben tam kafesimin başladığı model 28 santim yapıyor. Şöyle bastırarak ölçtüğüm zamansa genişliğim 45 santimde çantamın genişliği var arkadaşlar. Ve kafes işlemini bitirdikten sonra bu şekilde 21 sıra kafes örme işlemini bitirdikten sonra güzelce buharlı ütüyle ütülüyorsunuz ve çantanız otomatik bu şekilde kalıyor zaten. Oval bir şekilde çok da güzel bir görüntüsü oldu şimdiden. Sırada çantamızın sap kısmına geçeceğiz. Ben hemen elimde bir tane örnek var. Örmüştüm. Oradan size biraz anlatmaya devam edeceğim. Şöyle bakın, renkli metalik iple örmüş olduğum bir çanta. Çantamızı sırada bakın tabanın yönüne göre ikiye katlıyorsunuz. Böyle koyduğunuz zaman çantanız yamuk durmaması gerekiyor. Şimdi çantamızı ikiye katlayalım tabanına göre. Evet, şöyle katlayıp baktığım zaman ve çantamın duruşuna da bakıyorum tabii katladığım zaman. Evet, hiçbir sorun yok. Şimdi çantamı toplamda 96 tane kafesten oluşuyor. 48 bir tarafta, 48 bir tarafta olmak üzere ortadan ikiye bölmem gerekiyor. Şimdi ben 48 kafes bu tarafta, 48 kafes bu tarafta olacak şekilde saydım ve şu tam orta ilmeklerden tutturuyorum. Bakın şuradan başladığım zaman arka tarafa dolaşana kadar 48. Buradan başlıyorum, arka tarafa dolaşana kadar 48 tane kafesimin olması gerekiyor. Şimdi buraya ayrı toka takalım. Şuraya ayrı takalım. Burası çantalarımın tam iki tane orta kısmı. Yani bir burada çanta sapım, bir burada, bir üçgen burada, bir üçgen burada. Toplam çantamızın gövdesini dörde böleceğiz. Çantamı ikiye böldükten sonra şu gövde kısmının kapanışını birlikte yapalım. Bakın son ikili trabzanımı da yaptım. Bir zincir çektikten sonra şöyle yine bir üst sıraya geçtiğim gibi bu şekilde arkadaşlar kaydırmayla bitiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Daha bir tane daha çekelim. Metalikle çok kalın durmayacaktır. Daha sağlam olur. Burada ipimi kısa bir şekilde kesiyorum. Şöyle ilmeğimi açarak bu ipimi de arkadaşlar tığ yardımıyla aralardan gizleyeceğim. Şöyle çantamı katlamış olduğum iki ortak nokta var, bakın işaretlemiş olduğum. Sırada çantamın üçgen kısımlarını yapmaya geçeceğiz. Şimdi bu aşamada yeni ipimi parmağıma doladım. Metalik iple devam edeceğim diye gözünüz korkmasın. Net bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Şimdi bakın, tel tokamın olduğu orta noktanın bir tarafından başlıyorum. Şimdi buradan bakın saydığım zaman işaretlediğim noktadan itibaren 1, 2, 3 kutu atlayacağım ve hemen yanındaki trabzanın tepesinden şuradan batarak devam edeceğim. Şöyle görüntüyü bir daha göstermek istiyorum. Bakın 1, 2, 3 tane kafesi atladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak devam edeceğim. Şöyle parmağıma dolamış olduğum ipimi arkadan şu şekilde trabzanımın tepesinden kaydırarak iki tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Arkadaki kısa ipimi de tutuyorum. Bakın bu aşamada tığımın başına doladım. Hemen yanındaki, bakın sıradaki trabzanımın tepesine batarak ipimi de arada örgümün içinde yürütüyorum, sağlam olması açısından ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada şöyle iki tane zincirle başladım, bir tane sıradaki noktaya ikili trabzan yaptım. Böyle üçgen bir görüntü oluştu. Bir tane zincir çekiyorum, tekrardan sıradaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Yani alttaki aynı kafes işlemini uygulamaya devam ediyorum. Sırada bir tane zincir, tığımın başına doladığım sıradaki trabzanımın tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum.
Tekrar bir zincir. Sıradaki trabzanımın tepesine batarak devam ediyorum. Bakın 3 tane kutu atladık. Ve 3. kutudan sonra hemen sıradaki trabzanımın tepesine batarak 2 zincir, 1 trabzan yaptık. Arada 1 zincir, 1 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan olarak devam ediyorum. Nereye kadar devam edeceğim? Bakın hemen bu işlemimi aynı şekilde örerek çantamın diğer orta noktasına kadar şöyle buraya kadar devam edeceğim. Ta ki burada 3 tane kutu bıraktık ya. Burada da yine aynı şekilde 1, 2, 3 tane kutu bırakıp şurada sonlandırmam gerekiyor. Yani siz 4 kutu bırakana kadar devam edin. Sonunu birlikte bitirelim. Şimdi tel takımın olduğu kısma kadar geldim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kutum kaldı. Şimdi en başta olduğu gibi burayı üçgen olarak bitirmem lazım ki 3 tane kutu burada kalmış olması gerekiyor. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum burada. Sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle kaydırmayla birleştirmemi yaptım. Ve burada bir tane zincir çekiyorum sıkı bir şekilde. İpimizi kesiyoruz. Ve şöyle ilmeğimi çıkardım. Bakın böyle üçgen bir bitişle tıpkı başlangıçtaki olduğu gibi bitişimi yaptım. Şimdi bu fazla kalan ipimi de şöyle aralardan geçirerek gizleme işlemini yapacağım. Yani sürekli düz yönde ilerlememiz için bir ters bir düz gitmektense hep ön kısımda gideceğimiz için, çünkü bir ters bir düz yaptığımız zaman modelin tersten de olduğu kısımlar, tersten ilerlediğimiz kısımlar belli oluyor. Bu şekilde ipimi gizledim. Toplamda bakın 1, 2, 3 kutu kala bunu yaptım. Şimdi tekrardan başlamış olduğum noktaya, yani şuraya geldim. Bakın şu şekilde bir görüntüsü oldu. Şimdi tekrardan buradan başlayacağız. Tekrardan ipimi elime aldım. Şimdi şöyle bakın. Bir tane burada iki zincir çekerek birinci sıramızı başlatmıştık. Şimdi tekrardan bu iki zinciri bırakıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden batarak başlıyorum. Buradaki üçgen kutudan sonraki trabzanımın tepesine battım. Tekrar tığıma ipimi geçirdim ve bir iki tane zincir çektim. Ve hemen şu ipimi de yine örgümün arasına gizleyeceğim. Tığımın başına doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine batarak ikili trabzan yaptım ve burada da aslında bir üçgen oluşturmuş olduk. Tekrar tığımın başına doladım. Pardon, bir tane zinciri çekiyoruz arada. Zinciri unutmayalım. Tığımın başına doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar zincir, sıradaki trabzanımın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Yani alttakinin aynısını yaptık. Ama bakın hemen üçgenin şöyle iki tane zincirimizin yanındaki trabzanın tepesine batarak yaptık aynı işlemi. Tekrar iki zincir yapıp sıradaki trabzana battık. Arada bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. Bu şekilde yine sıramın sonuna kadar devam edeceğim bakın. Ve şöyle bir tane üçgen kutum kalana kadar devam edeceğim. Ve hemen bakın üçgenimin tam üstündeki şu noktaya iki tane zincir yaparak batacağım. Sırayı birlikte sonlandıralım. Şimdi ikinci sıramda da üçgenimin olduğu son trabzanıma kadar geldim arkadaşlar. İki tane zincir çekiyorum. Ve hemen şu trabzanımın tepesine batarak kaydırma işlemini de birleştiriyorum. Buradaki trabzanımın tepesini biraz bol bırakmışım. O yüzden şöyle içten batarak yapacağım ki onu kaydırmayayım. Şöyle trabzanımın tepesine batıp bir iki tane zincir çekip güzelce sıkıyorum. Şöyle ilmeğimizi açalım. Bakın burada da üçgen bir görüntü oluştu. Şöyle. Şimdi bir sıra daha aynı işlemi tekrarlayıp geleceğim. Geriye dönüyorum. Bakın buradan tekrardan şu iki tane çekmiş olduğum zincirimin hemen yanındaki
Trabzanımın tepesinden batarak arkadaşlar iki zincir çekip trabzan yapacağım buraya ve sonra bir zincir trabzan, bir zincir trabzan şeklinde sıramın sonuna kadar geleceğim ve buraya geldikten sonra son trabzanı yapıp iki zinciri yapıp burayla birleştirmeyi yapıyorsunuz. Şimdi şöyle 3 sıra, bakın 1 2 3 eksiltmeler yaparak bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi ben şuradaki üçgen kutumdan başladığım noktadan en sondaki şu üçgen kutuya kadar kutularımı saymam gerekiyor. Şimdi sayalım kaç tane var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. En baştaki üçgen kutularla birlikte 38 tane kafesimiz var. Şimdi bu 38 kafesi de ikiye bölmemiz gerekiyor. Yani 19 burada, 19 bu tarafta kalması gerekiyor. Şimdi sayalım üçgen kutuyla birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Şimdi 19 tane kutu var burada. Hemen 19. kutunun yanındaki trabzanın tepesine şöyle bakın ilmek belirleyicimi takıyorum. Taktıktan sonra bu tarafı sayalım. 1 hemen ilmek belirleyicinin yan tarafındaki kutudan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Şimdi burayı şöyle baktığımız zaman şu şekilde göstereyim, böyle daha net sığıyor. İkiye bölmüş durumdayız artık şöyle. Şimdi burada artık iç tarafta çantamızın iç kısmında iki tarafta da hem önde hem arkada aslında 3 sıra eksiltme yapmış olduk. Şöyle ben çalışmış olduğum örneğimi çıkarayım. Bakın 1, 2, 3 sırada burada eksiltmemi yapmışım. Şimdi artık iç tarafta eksiltme yapmayacağız. Bakın buralar 1, 2, 3 sıram üçgen kutularım var fark ettiyseniz. Şimdi bu üçgen kutulardan sonra artık burada eksiltme yapmadan dümdüz çıkmamız gerekiyor bu tarafı. Şimdi 4 tane üçgenin olduğu kısımlara geldik. Yani 4 ayrı şekilde öreceğiz bu aşamalardan sonra. Tekrardan ipimi alıyorum. Şöyle bir tane ilmek çıkarıyorum. Ve tığımın başına doladım. Hemen şu üçgen kutumu görüyorsunuz. İlk baştaki üçgen kutumun hemen yanındaki tekrar trabzana batarak şöyle bir tane ilmek çıkardım. Toplamda 3 tane ilmeğim oldu. Bakın tığımın bir tane ilmek çıkardım. Tığımın başına doladım. Battım. Yeni ilmek çıkardım. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi ikili trabzanımı yaptıktan sonra ne yapıyorum? Araya şu ipimi gizleyelim. Bir tane zincir çekiyorum. Ne dedik? İç tarafta 3 tane eksiltme yaptık. Artık eksiltme yok. Tığımın başına doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine arada bir zincir vardı. Batarak tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Burada bakın aslında şöyle tuttuğum zaman bir tane kare kafes yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradakinin tepesine batarak ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Sıradaki noktaya ikili trabzan. Tekrar bir zincir. Bu şekilde kafeslerimi ilerletmeye devam ediyorum. Şu çengelli iğnemin olduğu yere kadar geleceğim. Sırada eksiltmemi o taraftan yapacağım. Şimdi çengelli iğnemin olduğu noktaya yaklaştım. Bakın hemen iğnemin yanından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane kutu var boşta kalan. Toplamda görüyorsunuz. Şimdi burada tığımın başına doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine batarak hepsini birlikte kapatarak tekli trabzan yapıyorum. Burada amacım buranın daha düzgün bir şekilde kapanmasını ilerlemek. Tekli trabzanı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Ve hemen sıradaki trabzanımın tepesine batarak
Şöyle sıkı bir şekilde kaydırmayla kapatıp iki tane zincir çekiyorum sıkı bir şekilde. Şöyle bir görüntü oldu bakın. İki tane kutu eksilmiş oldu. Bu süreçte artık her sıra sonunda iki tane kutu eksilterek devam edeceğiz. İpimi kesmem gerekiyor. Tekrardan sıramın başına döneceğim her zamanki gibi. Şu şekilde bir görüntü oluştu bakın. Şimdi tekrardan sıramın başına döneceğim. Yeniden ipimi alıyorum. Yeni bir ilmek çıkaracağım. Sıkıca kapatıyorum ve tığımın başına doladım. Şimdi tekrardan bakın ne dedik? Artık iç taraftan eksiltme yapmak yok. Şöyle iç tarafa sıramın her zaman başladığım noktaya geri döndüm. Şöyle. Trabzanımın tepesine batıyorum tekrar. Ve ikisini birlikte ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tığımın başına doladım. Sıradaki noktaya ikili trabzan. Şöyle bir tane kafesle başlamış oldum. Bir zincir. Tekrar yanındaki noktaya ikili trabzan. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Sıranın sonunda birkaç kafes kala bekliyorsunuz. Çünkü yine eksiltme yapacağız. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Bakın üçgenle birlikte 1, 2, 3, 4 tane kutumun kalması gerekiyor. Her zaman 4 tane kutu kalacak. Ve şöyle sıradaki noktaya tekli trabzan ve sıradaki noktaya 2 tane zincirle batarak kapatacağız. Ve 2 tane kutu alttaki gibi eksiltmiş olacağız. Her zaman sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tığımın başına doladım. Sıradaki noktaya tekli trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Sıkı bir şekilde kaydırmayla kapattım. Ve 2 tane sıkı bir şekilde zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve tekrardan bakın 1-2 tane kutumu eksiltmiş oldum. Şu şekilde bir ellipsi yaptığınız zaman anlayacaksınız. Şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi tekrardan aynı şekilde buraya trabzanımın tepesine batacağım ve 1, 2, 3, 4 kutu kala şurada olmuş olacağım. Hemen buradaki yere tekli trabzan, hemen buradaki kısmı da 2 tane zincirimi batarak tekrar eksiltmemi yapmış olacağım. Şimdi artık gerisini sizin getirmenizi isteyeceğim. Çünkü farklı yapacağımız herhangi bir şey yok. Yine buradan arkadaşlar ikili trabzanla batarak başlayacağız. Burada hiçbir eksiltme yok. Dümdüz yukarıya gitmesi lazım şu kısmın. Burada dümdüz yukarıya giderken son 1, 2, 3, 4 kutu kala arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman söylediğim gibi bakın son 1, 2, 3, 4 kutu kala. Sıradakine tekli trabzan sıradakine 2 tane zincirle kapattığınız zaman her sırada 2 tane kutu eksilmiş olacak. Yani buradan içeriye doğru bir eksilme. Burası da dümdüz yukarıya doğru çıkacak ve orantılı bir üçgenimiz oluşmuş olacak. Çünkü zaten iç kısımda eksiltmeyi burada yapmış olduk. Şimdi tek bir tane kafesimiz kalana kadar sonda 2 tane eksiltmeye devam ediyoruz. Şimdi bakın son 1, 2, 3, 4 tane kutum kalana kadar devam ettim. Tekrardan yeniden ipimi aldım. Tığımın başına doladım. İlk noktaya batarak tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi son 2 kutu kala eksiltmemizi yapacaktık. Burası benim tekli trabzanımı batacağım nokta. Batıyorum ve tekli trabzanımı yaptım. Tekrardan 2 zincir çekip hemen yanındaki noktaya kaydırmayla sabitleyerek 2 tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bakın son 2 tane kutumu bırakmış oldum tekrardan. Şimdi son olarak sadece tekrardan yeni bir ilmek oluşturuyorum. Tığımın başına doladım. Ve hemen en baştaki noktaya batarak bir tane ikili trabzan
ikili trabzandan sonra bir iki tane zincirimi çekerek son kapanışı hemen şuraya bakın. Şöyle kaydırmayla sabitliyorum. Burayı güzelce sıktıktan sonra yine iki tane zincirle kapatıyorum. Ve tekrar ipimi kesiyorum. Şöyle üçgen bir görüntü oluştu aslında. Şunları biraz kısaltalım. Daha sonra gizleyeceğim onları örgümün içinde. Bakın şöyle kenarlardan 2-2 kutular bırakarak buradan da dümdüz bir şekilde devam ederek şöyle bir üçgen görüntüsü elde etmiş olduk. Şimdi bu yapmış olduğumuz üçgeni çantayı şöyle ters çevirdiğiniz zaman şu 3 tane eksiltmeyi buraya yapıyorsunuz. Şu 3 sırayı. Buraya yaptıktan sonra çantamın iç kısmından başlayan hemen bakın tam çaprazındaki şöyle bu tarafına kalan kısmı aynı işlemi tekrar ediyorsunuz. Yani videoyu geriye sararak sanki yeniden başlamış gibi 3 sıra eksiltmeyi yapıyorsunuz bu kısmına da. Yaptıktan sonra da şu üçgenin aynısını bu tarafa uyguluyorsunuz. Ama şimdi önemli olan şu kısmı yapacağım. Buraya yaptığım kısmı da hemen bu tarafa uygulayacaksınız. Çaprazına uygulayacaksınız. Şimdi burada da 3 tane eksiltme sıramı yapmıştık ya en başta. Şu kısmın arka tarafına denk geliyordu. Burayı da arkadaşlar nasıl yapacağız biliyor musunuz? Buradan başlayacağız. Buradan başlayarak 2 tane zincir, yalancı sık iğne ve buraya geldiğimiz zaman aynı karşıdaki gibi eksiltme yapmadan ikili trabzanla son bulacak. Şimdi sırada bu kısma geçelim. Bu iki tarafı da göstereceğim. Çapraz gelecek şekilde arkadaşlar siz devamını uygulayacaksınız. Şimdi tekrardan ipimi parmağıma doladım. Şöyle yeni bir ilmek çıkarıyorum sıkı bir şekilde. Ve hemen şu ilmek belirleyicimizin, çengel iğnemizin olduğu noktaya geliyorum. Bakın burada 1-2 kutu atlayarak 2 tane zincirle son bulmuş sıramız gördüğünüz gibi. Şimdi tam tersinden başlayacağız. Sıramızın düz bir şekilde ilerlemesi için bu tarafa gideceğim hep aynı şekilde. Burada nasıl bu tarafa gittiysem burada bu tarafa gitmem lazım. Ama bu tarafa doğru yönelirken burada yaptığım işlemin tam tersini yapmam lazım ki şu aynı işlemi çantama katladığım zaman aynı şekli elde edebileyim. Şimdi bu şekilde bir tane ilmek oluşturdum bakın. Şöyle net gözükmesi adına evet. Bakın 1-2 tane kutu atlayarak bitirmişim. Burada da 1-2 tane kutu atlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 2 tane kutuyu atlıyorum. 1-2 hemen kutunun yanındaki trabzanımın tepesine batarak şöyle kaydırmayla buraya ilmeğimi sabitledim ve 2 tane zincir çekiyorum. 2 tane zincirle bitiriyordum ya tam tersi gidiyorum şu an. 2 zincir çektim tığımın başına doladım. Hemen yanındaki noktaya trabzanın tepesine batarak tekli trabzan yaptım. Ve 1 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Ve artık kafes işlemine devam ediyorum. 1 zincir tekrar kafes. 1 zincir tekrar ikili trabzan. Bakın şurada yapmış olduğum bakın yalancı sık iğneyle kapatıp 2 zincir çekip sabitliyordum ve 2 tane kutu eksiltiyordum. Burada da 2 tane kutu eksiltmiş oldum. Yalancı sık iğne ve 2 zincirle aslında kapatmış oldum. Şimdi sıramın sonuna kadar bu kafes işlemini yapacağım. Sıramın sonuna kadar geldim bakın. Şurada 2 zincirli bitişim vardı. Burada 3 sıra eksiltme yapmıştık ya. Tekrar 1 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Hemen bakın sıradaki ikili trabzanımın, son ikili trabzanımın tepesine batarak bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Ve şöyle sıkı bir şekilde 2 tane zincir çekiyorum. İpimi kestim. Bu şekilde bitişini yapıyorum. Şimdi şöyle bir el ütüsü yapalım. Bakın buradaki kutuları şu üçgenden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane kutumuz var. Şimdi aynı hizadaki çengelli iğnenin hemen üstündeki diğer üçgenimde yapmış olduğum kutularımı sayıyorum üçgenden itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
16 tane kutumuz var. Demek ki burada ben doğru ilerliyorum. Eşit bir şekilde demek ki ben bu üçgeni bitireceğim. Eğer bir eksik veya bir fazla olursa sıranız bir üstte veya bir altta bitebilir diğer üçgenlere göre. Bu sayı çok önemli. Burada sayıp baştan önlem almakta fayda var. Şimdi tekrardan ipimi alıyorum. Şimdi bakın her sıranın bitişinde burada 2 kutu azalmış oluyor değil mi? 1, 2 azalmış. Bakın burada bitirmişim. 1, 2 azalmış. Burada bitirmişim. Şimdi burada da aynı şekilde 1, 2 tane azalması gerekiyor başlarken. Yeniden bakın tığımı, ipimi aldım. Şöyle 1, 2 kutu atlıyorum. Hemen ikinci kutunun dibindeki trabzanın tepesine batarak şöyle kaydırma işlemiyle buraya ilmeğimi sabitledim. Ve ne yapıyorum? 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine yalancı sık iğne yapıyorum. Ve tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Sırada kafeslerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle bakın yan çeviriyorum ki şurayı içe katlayayım. Net bir şekilde görünmesi adına. Evet. Bakın. İki tane üçgenle birlikte saydığım zaman bir, iki tane kutu atladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak arkadaşlar 2 zincir çektim. Yalancı trabzan yani yalancı sık iğne yani tekli trabzan yaptım. Sonra 1 zincir ve ikili trabzan. Tekrar 1 zincir ve ikili trabzan. 1 zincir ve ikili trabzan. Burayı birlikte kapatalım isterseniz. Zaten yakın sıramız. Şimdi çantamın iç tarafına kalan kısımda hiçbir eksiltme olmayacaktı. Bakın sonuna kadar ikili trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Bir zincir ve tekrardan bakın son trabzanımın da tepesine ikili trabzan yaparak iki tane sıkı bir şekilde zincir. Bir, iki ve ipimi kesiyorum. Şimdi tekrardan son olarak ben eksiltmemi göstereceğim. Gerisini sizin getirmenizi isteyeceğim. Her seferinde sıramın başına geçmeden ilmek oluşturuyorum. Sıkı bir şekilde. Ve yine 2 tane kutu atlamam gerekiyor bakın. 1, 2. Her sıra sonunda 1, 2 eksildi. 1, 2 eksilecek. 1, ikinci kutumun hemen yanındaki trabzanımın tepesine batıyorum. Ve kaydırma işlemiyle ilmeğimi kapatıyorum. Ne yapıyorum? 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki noktaya tekli trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte kapattım. 1 zincir çektim. Tığımın başına doladım. İkili trabzan yapıyorum. 1 zincir. Tekrar. İkili trabzan. Artık hep böyle eksilteceğim taraftan başlayarak arkadaşlar üçgenimi oluşturmaya devam ediyorum. Bakın bu şekilde eksilmeye devam ediyor. Sırada bakın sıramı bitireceğim. 1-2 tane kutu atlayarak hemen kutumun yanındaki trabzanımın tepesine 2 zincir yalancı sık iğne yani tekli trabzan 2 zincir tekli trabzan ve kafes olarak devam edeceğim. Hep bu şekilde 2-2 azaltarak üçgenimi tamamlayacağım. Şimdi ben bakın bu kısmı da buradan eksiltmelerle tamamladım. Aynı uzunlukta, aynı boyutta oldu şöyle baktığınız zaman. Burayı daha sonra tabii çevresinden sık iğnelerle düzelteceğiz. Şimdi aynı işlemi arkadaşlar. Burada yine nasıl başladıysak şu tarafta bakın. Nasıl başladık? 3 tane sıra eksiltme yaptık. Daha sonra üçgenlere geçtik. Şimdi yine buradan iç kısımdan ters döndürün. Burada solunuza kalacak boş kısım. Buradan yine 3 tane eksiltme sırası yapın aynı burası gibi. Yani videoyu
Tam gövdenin bittiği kısmın başına sararak tekrardan izleyerek devam edebilirsiniz. Önce burada 3 sıra eksiltme, daha sonra şu üçgeni yapacaksınız buraya ve daha sonra ters üçgen arka tarafı yapacaksınız. Bu üçgen kısımları bitirmemiz gerekiyor öncelikle. Şimdi ben üçgenlerimi tamamladım, geldim. Toplamda bu şekilde 4 tane üçgeninizin olması gerekiyor. Örerken ve ördükten sonra mutlaka el ütüsüyle üçgenleri düzeltmeniz gerekiyor. Sırada arada şu şekilde sapı için kullanacağımız bir zincir yaptık. Şimdi birlikte diğer tarafa onu yapalım. Bakın, aynı yüze bakan iki üçgenlerin arasında sap oluşturdum. Şimdi benden tarafa bakan iki üçgen arasında sap oluşturacağım. Şöyle halkamı yapıp bir tane ilmek çıkarıyorum. Güzelce sıktıktan sonra şöyle üçgenimin en tepesindeki şu kutudan içine batıyorum. Şöyle ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bir tane sıkıcı zincir çektim. Bunu zincir olarak saymıyorum. Şimdi burada toplamda bakın çok sık olmayacak. Elim çok gevşek de olmayacak. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde toplamda 45 adet zincir çekip geleceğim. 45 adet zincirimi çektim geldim. Hemen yan kısımdaki üçgeni alıyorum. Onun da en tepesine batarak iç kısmına şöyle kaydırmayla birleştirip bir sıkıca, iki sıkıca zincir çektikten sonra orayı da kesiyorum. Evet, şu şekilde çantamızın saplarını hazırladık. Şimdi kenarları ve çantamızın sapını düzeltmeye geçeceğiz. Şimdi çantamın bu ağız kısmındaki görüntüyü düzeltmek adına şöyle bakın yan kısmını çeviriyorum çantamın. Şu yeşil ilmeklerimin olduğu kısımlardan başlayacağım. Siz de istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bunu çıkardım. Şöyle bir tane ilmek oluşturmuştum bakın tığımla. Tam da çengelli iğnemin çıkardığım noktaya tam trabzanımın tepesine şöyle batarak burayı bağlıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şu fazla olan ipimi de bu arada hep bu çantamın ağız kısmındaki fazla kalan iplerimi görüyorsunuz. Onları sık iğnelerin arasında gizleyerek devam edeceğim. Bakın bir tane de şurada var. Şimdi şu fazla kalan ipimi gizleyeceğim. Bir tane zincir çektim trabzanımın tepesine batarak. Buradaki boşluğa kutunun içine batarak bir tane sık iğne yaptım. Ve tekrardan yandaki trabzanın tepesine batarak sık iğne. Tekrardan kutunun içine sık iğne. Şimdi tekrardan bakın şurada trabzan geliyor. Onun da tepesine batarak bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada artık şöyle göstermeye çalışacağım. Eksiltme noktasına geçtik. Gördüğünüz gibi burada üçgenler var yukarıya doğru. Şimdi buradaki üçgenimin içine iki tane sık iğne yapacağım. Şöyle fazla kalan arkada önde ipler varsa içine gizleyin. Sık iğneler en iyi fırsat bunlar için. Şöyle daha net görünmesi adına evet şöyle. Buradaki üçgenimin içine batıyorum. Bir, iki. Şimdi burada üçgenime iki tane sık iğne yaptım. Sırada bir kare boşluk var üstte. Onun içine bir tane batıyorum. Ve hemen bir üst sırada üçgenim geliyor arkadaşlar. Onun içine geçiyorum. Bir, iki tane üçgenin içine sık iğne. Hemen bir üst sırada bir tane kutu boşluğum var. Onun içine bir tane. Bir üst sırada üçgenim var. İçine iki tane. Bir, iki ve kutumun içine bir tane. Üçgenin içine iki tane. Üçgenden sonraki kutunun içine bir. Üçgenlere iki tane. Kutuya bir. Bu şekilde birlikte ilerleyelim. Üçgenin içine iki tane. Kutuya bir tane. Üçgene iki tane. Ve kutumuza bir.
Sıramın sonunda görüntüsünü göstereceğim. Üçgene iki tane. Ve son olarak bu kutunun içine de arkadaşlar son nokta olduğu için buranın içine iki tane yapıyorum. Bir gerginlik oluşmaması için. Şimdi şöyle bir bakın el ütüsüyle düzelttiğimiz zaman gayet düzgün bir yukarıya doğru çıktım arkadaşlar. Gayet düzgün tam istediğim görüntüyü aldım. Şimdi burada sırada trabzanın tepesine falan batmıyoruz, ona dikkat edin. İki tane son noktaya battıktan sonra artık zincirlerimin içine birer tane sık iğne yaparak bütün zincirlerimi bitirmem gerekiyor bu şekilde. Her birine birer tane batarak buraya kadar geliyorum. Bu arada bu şekilde gizlediğiniz halde sık iğnelerle ördüğünüz halde metalik iplerinizin hepsi bütün ucuna kadar sık iğnelerin içine girmeyecektir. Böyle biraz sert bir ip olduğu için buraları keseceğim. Zaten yeterince içinde yürüttüm, bilginiz olsun. Şimdi başlangıç noktamız şurasıydı. Birlikte çıktık ve burada çekmiş olduğumuz zincirlere de sık iğneler yaparak sıramızı devam ettiriyoruz. Bakın burada da yine aynı şekilde çıkarken üçgenlere iki tane, üçgenlere iki tane ve kutuların içine birer tane sık iğne yaparak devam ettim. Şu fazla kalan iplerimi her zaman içine gizleyerek devam ediyorum. Bakın yine buradan çantamın sapından üçgen kısma geçtim. İki tane sık iğne yaptım. Burada her dediğim gibi hiçbir zaman böyle tam anlamıyla metalik ipleri gizleyemezsiniz. Önemli olan gizleyebildiğiniz kadar gizlemek ve uçlarını da ince uçlu bir makasla kesmek. Şimdi üçgenin içine geldim. İki tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen tekrar alttaki kutunun içine bir tane. Şu metalik delik fazla kalan ipleri gizleyelim. Üçgenin içine iki tane. Bir. İki. Şimdi görüntüde sıkıntı yaşasanız bile metalik ip olduğu için söylediklerime odaklanırsanız akışında örmeye devam edersiniz. Bakın kutunun içine bir tane. Üçgenin içine iki tane. Ve kutunun olduğu noktaya geldim. Bir tane. Burada el ölçünüze bağlı arkadaşlar. Hatta iki tane yapacağım. Burada biraz mesafe uzak kalıyor. Siz de el ölçünüze bağlı olarak bu zincir sayısını, sık iğne sayısını artırarak veya daha da eksilterek devam edebilirsiniz. Evet, bayağı bakın. İplerim gizlendi. Hatta sadece şurada ve şurada kaldı. Onları makasımla düzelteceğim. Şimdi bakın şuradan başlayarak birlikte bu kısma kadar geldik. Bu şekilde dolaşarak arkadaşlar şöyle göstereyim. Buradan iniyoruz. Şu üçgenleri bitiriyoruz. Bitirdikten sonra burada bakın düz ikili trabzanlarımın olduğu kutular var. Bunlara da trabzanın içine bir tane, bir tane trabzan üstüne, bir trabzan içine, kafesin içine bir trabzan üstüne olacak şekilde bunu devam edip daha sonra tekrardan burayı da başlangıçtaki gibi çıkıyorsunuz. Tekrardan sapını sık iğnelerle doldurup burada başladığımız noktaya kadar buraya kadar devam ediyorsunuz. Evet, şimdi başladığım noktaya kadar geldim arkadaşlar. Hemen bir sıra sık iğne olacak şekilde çantamın ağız kısmını dolaştım. Şimdi şurada başlamıştım bakın. Tekrardan buraya başlamış olduğum ilk sık iğnemin tepesine batarak şöyle kaydırma işlemiyle birleştiriyorum sıramı ve bir tane zincir çekip aynı noktaya kaydırma yaptığım sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir üst sıraya geçmiş bulunmaktayız artık bakın. Şimdi tekrardan yanındaki altındaki her bir sık iğnenin tepesine batarak birer tane tekrar İkinci sıramı dolaşıp geleceğim arkadaşlar. Sıramın sonunda tekrardan buluşalım. Şimdi ikinci sıramı da bitirdim. Başlamış olduğum noktaya kadar geldim. Yine bakın ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak şöyle kaydırma işlemiyle sıkı bir şekilde sıramı bitiriyorum ve sıkı bir şekilde tekrardan iki tane zincir çekiyorum.
Şöyle ipimi kesiyorum, ilmeğimi açtım. Burayı da arkadaşlar arka taraftan şöyle sık iğnelerin içinden ipimi örgümün arasında gizleyeceğim. Şimdi sırada şöyle bir görüntüsü oldu, bakın ütüleyince çok daha düzgün duracaktır. Fark ettiyseniz şu dışarıdaki ipleri gizlediğim için artık orada temiz bir görüntü var. Hatta içeride böyle çok az çıkan ipler var. Onları kesmediğim halde bakın görüntünün ne kadar düzeldiğini görüyorsunuz. Bunları da aynı şekilde gizleyerek devam edeceğim. Şimdi tekrardan bakın yeni bir ilmek oluşturuyorum. Ve hemen şurada tel tokamın olduğu nokta, orta nokta. Şu çanta sapımın tam ortası. Çıkarıyorum tokamı oradan. Hemen buradan başlayalım. Şimdi tam bu trabzanımın tepesine batarak şöyle kaydırma işlemiyle ipimi buraya sabitliyorum. Şu fazla kalan ipimi de arasına alıyorum. Bakın örgümün içinde gizleyeceğim. Tekrardan bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bulunduğum noktaya tekrardan, batmış olduğum noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. İlmeğim biraz büyük oldu. Şöyle düzeltelim. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrardan bakın şuradaki kutunun içine bir sık iğne, trabzanımın tepesine bir tane ve kutunun içine bir tane, trabzanımın tepesine bir. Şöyle kutunun içine bir tane ve trabzanımın tepesine bir. Fazla kalan ipimi de gizleyerek buraya kadar geldim bakın. Evet, ilmeğimi bir türlü tutamadım, tığımda kayıyor. Şimdi bakın şöyle bir sık iğnelerimi yaptım. Sırada şu üçgen kısımlara geldik. Şöyle alttaki örgü tekniği yüzünden belli olmaz diye sürekli şu boşluğa denk getirmeye çalışıyorum örgümü. Bakın şurada yukarıya doğru çıkan üçgenlere geldik. Şimdi bunların içine ne yapıyorduk? Her birine ikişer tane sık iğne yapıyorduk üçgenlerin. Burada hiç kutu yok. Hep üçgenlerimiz var. Şimdi iki tane yaptım. Sıradakine tekrardan, bir üst sıradakine batıyorum. Bir. İki tane buraya yaptım. Dediğim gibi gösterdiğime odaklanamıyorsanız, eğer sıkıntı oluyorsa söylediğime odaklanarak çok rahat ilerleyebilirsiniz. Şimdi üçgenlerim içine iki tane buraya, iki tane buraya yaptım. Sıradaki üçgenimin içine şuraya da geçiyorum bir üste. İki tane de buraya sık iğne. Hemen tekrar sırada bakın şu filelerin olduğu kısımlara geldik. Burada çantamın iç kısmında hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan burayı yapmıştık ya. Kafesleri şöyle göstereyim. Bu kafeslere geldiğiniz zaman kare noktalara, şöyle bunlara da iki tane sık iğne yapıyorsunuz. Tekrardan diğer kafesin içine iki tane. Tekrar diğer kafesin içine geçtim. İki tane buraya. Ve bir üst kutuya geçtim. İki tane. Bir üst kutuya geçtim. İki tane. Fazla kalan iplerimi aynı zamanda içine gizlemeye çalışıyorum. Şu şekilde bir görüntüsü oluyor bakın. Şöyle göstereyim hemen. Şimdi şu kısmı ördük, düzelttik. Şöyle göstereyim. Şimdi sırada aynı dış kısmı yaptığımız gibi burada iki kat olacak şekilde sık iğnemizi yapacağız. Ve daha sonra ters çevireceğiz. Diğer çantamın sap kısmının arasına da aynı şekilde bu yuvarlak kısma iki kat sık iğneleri yaptıktan sonra örgü tekniğimizi bitirmiş olacağız. Bu arada buradan başlayıp sap kısmına çıktığınız zaman hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi üst tarafa iki tane sık iğne yaptık ya dıştan. Sap kısmına geldiğiniz zaman her bir zincirin içine birer tane batarak, bakın zincir boşluğunun yine, yani başta çekmiş olduğumuz 45 tane zinciri şu an aynı boşlukları ikinci kez kullanıyorum. Bu şekilde daire şeklinde burayı devam ettireceğim.
Evet, Prada marka çantayı metalik ipimizle ördük. Çantamızı bitirmiş bulunmaktayız. Tüm detaylarıyla sizlere aktarmaya çalıştım. İstediğiniz iplerle bu çantayı örebilirsiniz. Metalik iplerin formu ütülenince gerçekten çok güzel oluyor. Siz de buraya kadar geldiyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla bana destek olmayı lütfen unutmayın. Ve YouTube kanalımda yine metalik iplerle örmüş olduğum file çanta ve burslu çanta videoları mevcut. Dilerseniz o çantaları da örebilirsiniz. Hoşça kalın.